Güzel bir fikir verdi Murat Özbostan. Bu arada dedi ki Ahmet Hoca ile, hocam gel beraber bir 11 yapalım, Fenerbahçe 11 yapalım dediler. Çok da güzel bir fikir bence. Onun üstünden gidelim. Şimdi müsaadeniz varsa ben yapayım mı hocam? Ben, siz şerh koyun. Estağfurullah. Murat sonra da dedi ki bir de bunu da Galatasaray'la bir oynatalım. Bravo. Dedi. Güzel dedi. O maçı da oynatalım. Maç var zaten. Süper Kupa finali yok mu? Var var. Zamanı belli değil mi? Fiyat diyorum. Zamanı belli tarif değil zaten. Galatasaray Başkanı Dursun Bey de yani federasyon orada diye ne zaman olacak, ne zaman planlıyorsunuz? Bilgimiz yok dedi. Yani tabii olsa yakın zamanda Avrupa maçları programı da var. Bilmiyorum nasıl bir takvim açıklayacaklar işletirler. 11 Cuma, 12 Cumartesi, 13 Pazar. Yani 6'sı Pazar. Ligin başlamasından bir hafta önce 6'sı Pazar günü bence muhteşem bir maç olur. Ben yapayım mı bir Fenerbahçe 11? Yap sevgili Aykut. Livakovic'i kaleye yazarım abi. Çünkü artık sevgili Murat bizde başkanlar yapıyor ya 11'leri. Bir de biz yapalım. Yani. Livakovic'i yazalım kaleye değil mi Murat abi? Tabii herkes kalecinin geldiğini düşünüyor, doğru. Stoperlere ben Serdar Aziz'le Bekao'yu yazarım. Ben yazarım, benim bu. Yok Serdar Aziz'le diğer, pardon Serdar Aziz olmaz bence. Bekao'yla diğer kimdi? Yerli kullanıyorum. Dejiku. Abi yerli kullanıyorum. Bir saniye. Mecbur. Tamam ben yerliyi başka yere koyacağım. Tamam. Ferdi'yi mutlaka kullanırım. Tabii Ferdi. Olsa iyi olur. Ferdi'yi nerede? Sol bek. Solda Ferdi. Evet. Sağ bek. Olsa iyi. Evet. Mert Müldür belki gelecek. En zor kısımda orta saha. Szymanski yazarım. Hocam. Szymanski evet. Yazarım. Tadic yazarım. Szymanski'nin arkasına önce bir şey almak lazım. Szymanski 8. 8. Tadic. Tadic'i yazarım hocam. Kaç numara? Nerede? 10 numara oynatırım hocam. 10 numara Tadic. Evet. Ben yazıyorum. İşte orası çok sıkıntılı. Zayt mı? Crespo mu? Zayt daha imza atmadı yalnız. Orada yardımını alacağım hocam. Orayı boş bırak. Boş bırak hocam. Sola ya çok irfan var. Eleştirmek kolay değil mi? Sola Talic'i koyacağız ya sola. Ben sol kanata. Ben öyle değil mi hocam? Onun yeri garanti. Kimin? Sol kanata. Tadic'i 10 numaraya koydum. Ben 10 numara yazdım. Kent'i mi koyuyorsun o zaman oraya? Ajax'da öyle oynuyordu çünkü. Evet. Tamam, Kent'i mi koyuyorsun? Yeni aldık transfer. Kent yer Rossi'yi yazacaksın. Evet. Kimi yazacaksın başka? Kent yazarız Kent. Abi. Evet. Kent. Evet. Forvet'e Dzeko yazarız hocam. Forvet'e Dzeko. Arada bir yerli isim söyle ya. Çekiyorum. Şimdi 3 tane eksiğim var. Bir sağ açık eksik. Sayın Başkan'a soralım sevgili Aykut. Zaha'yı transfer edecek misin Sayın Başkanım? Zaha geliyor mu? Zaha düşünüyor şu anda. O da düşünüyor. Yani var, orada... O var. Zaha var. Şimdi bir tane orta saha lazım. İrfan Can'ı yazarım hocam. İrfan Can. İsmail diyorum ben. İrfan Can, evet. Tamam, yanına kimi koyuyorsunuz? Forvet'e kimi koyuyorsunuz? 7 numara. 10 kişi söyledin. Hocam çok karışık ya. Yani bir tüyo verebilir miyim? Ver hocam. İki tane yerli kullandın. Ya. İrfan Can'la Serdar Aziz'i kullandın. Hocam ben kullanmadım Serdar Aziz'i. Hayır Aykut. Ben kullandım. Senin kadronu şimdi alırız yine. Hocam Mor'u yazarım Kanada. Emre Mor. Tamam. Tamamladı hem 11'i hem de 3 yerliyi tamamladı. Var mı eksiğimi hatamız hocam? Serdar Aziz'i yazdım. Hayır sevgili ve futbolun güzel tarafı o. Futbolda herkes kendi 11'ini yapabilir. Tuttuğu takım için bu 11'le oynamalı diyebilir. Murat abi yapsın. Bundan kimse de rahatsız olmasın. Hatta futbolun içinde olanlar bundan keyif alsın hocam. Ne kadar çok 11 o kadar çok taraftar. Ne kadar çok taraftar o kadar çok destek ve kazanç. Murat abi yapsın. Evet Murat buyurun. Yapsın. Hırvat kaleci hocam koyuyoruz kaleye. Livakovic. Oynatıyoruz. Aldık transfer ettik onu da. Maliyetli bir transfer. Livakovic'i yazdı. Önlerine yeni gelen stoperleri koyuyoruz. Bekao ile Cicu'yu. Evet ikisini de koyduk. Bir tarafa Ferdi'yi bir tarafa Osterwolde'yi koyduk. Ferdi'yi sağ tarafa çekti Murat. Önlerine de İsmail ile... İsmail'le orada bir yabancı oynatmalıyım hocam. Transfer de yapabilirim oraya. Evet olabilir.
transfer. Ama Şivanski'yi ben forvetin arkasına düşünüyorum. Tamam, onu oraya kaydırdım. Yani İsmail'in yanına kullandı? Aykut'un kadrodan gidiyorum. İsmail'in şimdi yanına bir transfer yapacağız hocam. Ya da Arao'yu koyacağız oraya. Arao'yu koyacağız. Evet. Çok zor yani. Taraftar isyan edecek. Arao'yu istemiyor taraftar. Nasıl ya? Bence geçen sezonun başarılı oyuncularından bir tanesi. Yok yani. Ama Ahmet Hoca doğru söylüyor. İstemiyorlar. Sosyal medya ve tribünler şey yaptı. Yani bence oynadığı süreç içerisinde tamam süper bir performans ortaya koymadı ama bu kadar da böyle yerden yere vurulup aşağılanacak bir futbolu da olmadı. Yani bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum yani. Adam bir açıklamalar yaptı. Ondan sonra bir türlü yine ya zaten taraftar birisini sevmedin, protesto ettin, bitti ya. İstediğin kadar iyi oyna. Hiçbir anlamı falan yok. Kanatlara ben şeyi koydum. Tadiç'i koydum hocam. Kimi? Sol tarafa. Tadiç'i. Tadiç sola gitti sende. Evet. Ryan Kent. Kent'i kulübede oturacağız hocam. Yapacak bir sağda şey. Sağda da İrfan Can'ı koyabiliriz hocam. Ya. İrfan Can sağda. Yerli kaç oldu hocam? 2 mi? Yerli 2. Onda da 2. Buyurun. Buyurun. Ben takıldım hocam bak şimdi. Yani sonra 10 numara pozisyonda Sebastian Polonyalı, onun önünde de Dzeko. Dzeko'yu koy. Şimdi ben 2 yerli var bende. Ne olacak? Sende 2 yerli. O zaman ben Mert Müldür'ü transfer edeyim bir. Sağ beke. Mert Müldür. O zaman Mert Müldür. Kimi çıkarıyorsun? Buradan Osfer Verdi'yi çıkartıyorum. Evet. Ferdi işte. Ferdi. Ferdi'yi sola çıktı. Mert Müldür, İsmail diyorum ben. 3 tane yerli hakkımı böyle kullanıyorum. Yani ben bile sıkıntı yaşıyorum. İsmail Hoca nasıl sıkıntı yaşayacak? Işte. Ya da sizler de sıkıntı yaşadınız. Yani geçen sezon ve bundan önceki sezonlarda 8+3 kuralındaki en rahat takımın Fenerbahçe olduğunu ben burada söylüyordum. Sizler de söylüyordunuz. Evet. Yani Beşiktaş'a göre, Galatasaray'a göre rahattı. Çünkü elinde yerli oyuncular vardı. Ama bugün gelinen noktada özellikle kalede işte bir transfer yapılacak olması, yabancı arkasından işte bazı oyuncuların ayrılması derken, yani şu anda Fenerbahçe bu 8+3 kuralında canı sıkılacak ekiplerden bir tanesi oldu. Peki Altay ayrılacak mı? Bir soru ben sorayım. Ayrılacak. Sayın Başkan 40-45 milyon Euro'luk satıştan bahsettiğine göre bu satışın içerisinde şu anda en akla gelen, mantığa uyan ve talipleri olan oyunculardan bir tanesi Altay. Ama onu anlıyoruz. Bir tane diğeri Atilla Zılay'ı. Yanlış bilmiyorsam onun da 6 milyonluk çıkış maddesi var. Peki doğru hocam mı? Bizim pek 11 kafada oturmadı. Şimdi Ahmet Akçan nasıl bir 11 yapar? Hayır. Şimdi, oturmadı yani bizim. Şimdi şu var. Eksiğimiz var. Ben 11 yapacaksam daha önceden bunu bilmek isterdim. Çünkü benim takım planlamam farklı olurdu. Doğru. Ben bazı futbolcuları almazdım. Veya belki yerli futbolcularının bazılarına önce... Hocam o iki stoper yabancı ise onlar alındıysa onlar yabancı olur. Orada Atilla'yı saymadık. Kaldı diyelim. Doğru söylüyorsun ama Atilla satılacak galiba Murat abi. Evet, yani Sayın Başkan'ın laflarından o çıkıyor. Atilla ve Altay çıkıyor. Bence ikisi ve yanlarına bir oyuncu daha gidebilir yani. Bilmiyorum satışta. Hocam. Vallahi şimdi, zor yani. Hayır, Livakovic kalede olacak. Yani ben ne yapar, Mert Müldür'le ilgileniyorlar. Bu dönemde en azından sağ tarafta kullanma adına Mert Müldür'ü transfer edebilirim. Hmm. Kaldı ki oraya bir sağ bek Fenerbahçe'nin işini rahatlatır. Murat abi. Beko, Ciku benim de birinci adaylarım. Büyük bir ihtimalle bu tür yeni transferler. Çünkü hocam Mert Müldür gelmezse siz nasıl yapacaksınız? Fener yani gelmezse başka şansın yok. Şimdi önce yerlilerden kim olabilir? Ferdi'yi mutlaka oynatırım. Onu %100 diyorsunuz. Evet, Ferdi mutlaka geçen senenin en başarılı oyuncusu. Fenerbahçe'nin orta sahada benim görüşüme göre İsmail orada benim önemli adaylarımdan biri olur. Bak Özgür Akay diyor ki Ahmet abiye sorsana Ferdi sakatlanırsa ne olacak? Hadi şimdi, buyurun. Güzel soru. Ben baştan planlamıştım. Ben onu diyorum. Yani şu var. Birileri yemeğin altını yakmış. Bana diyor ki şimdi kurtar. Yani altı yanmış yemeği kurtarmak çok kolay değil. Onu kurtarmanın yolu belki de yeni bir yemek yapmaya başlamak. Yeni yemek demek yeni futbolcuların transferi demek. O yüzden takımda oynatabileceğiniz belirli futbolcuları alıyor olmanız lazım. Bir,
eldekilerden Ferdi'yi kullanabilirim. Bu kadar stoper aldıktan sonra benim Serdar Aziz'i orada kullanmam da çok kolay olmayacak. Samet var yani, bir de. Yani bak onu da sorayım ki hocam. Benim önceliğim Samet kesinlikle olmaz. Ferdi, İsmail ki soruyorum yani. Üçüncü yerli adayım da İrfan Can'la Emre Mor arasında bir tercih olabilir. Hocam çift santrafor yapar mı? Ceko ve Umut Nayır. Hayır, bence yapmayacak. İsmail Hoca bunu net açıkladı. Yani ben tek santrafor oynuyorum. 4-3-3 veya 4-2-3-1 oynayacağım dedi. Ha, bazı maçlarda tabii ki iki santraforla oynayabilirim dedi. Bu bütün takımlar için geçerli. Size gol lazımsa oyun berabere gidiyor. Oyunun sonu yaklaşmış. Galip gelmen lazım. Bir ikinci santraforu alıp önde iki santraforla oynayabilirsin. Bu bütün takımların başına öyle gelecek. Fenerbahçe'nin de başına gelecek. Oradaki tercihin çok farklı. Ama oyuna ben iki santraforla başlamasını kesinlikle beklemiyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin bu seneki bence en büyük sorunlarından biri oyunu da sıfırdan kuracak. Geçen sene çok zaman üçlü oynamışsın veya dörtlü oynamışsın. En azından dörtlü oynadığın maçlarda bile 4-4-2 oynamışsın. Bu sene de 4-2-3-1 veya 4-3-3 oynuyorsun. Demek ki sistem değişti. Hocam, bu zaten sistemde oyuncuların görevleri değişti. Ama zaten bir de oyuncuların tamamını sen değiştirmişsin. 8 tane yeni futbolcu.